Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün sarımsak turşusu yaptım. Tarifini ve nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Gerekli olan malzemeleri tam ölçülü olarak anlatacağım. Sarımsak turşusu sadece mevsiminde taze çıktığında yapılır. Yani sarımsağın faydalarını biliyorsunuz, saymakla bitmez. Tam bir şifa kaynağı. Aynı zamanda antibiyotik, en güçlü antibiyotiklerden diyebiliriz. Sizler için çok güzel katkısız limon tuzu kullanmadan çok güzel sirke ile bir turşu yaptım. Biliyorsunuz sarımsak çok önemli bir besin kaynağı, yani bizim sağlığımız ve bağışıklığımız için çok çok önemli. Bir de özellikle böyle ev yapımı doğal malzemelerle yapılmışsa o zaman da tadına doyum olmaz. Arkadaşlar, şimdi sizlere göstermek istiyorum. Böyle bir tabak koydum altına, taşmasın diye. Gerçi taşmadı ama önlem amaçlı koymuştum. Çok lezzetli, mis gibi kokuyor turşumuz. Evet arkadaşlar, turşumuz hazır oldu. Hazır olduktan sonra da buzdolabında muhafaza ediyoruz. Uzun süre kapağını sıkı tuttuğumuz sürece yiyebiliyoruz bu şekilde. Şimdi hep birlikte nasıl yapıldığını anlatacağım ve gerekli malzemeleri anlatacağım. Evet arkadaşlar, sarımsak turşusunun biliyorsunuz faydaları saymakla bitmez. Zaten sarımsak başlı başına bir mucize, mucizevi bir yiyecek. Ve turşu olarak eklenince de çarpı 2 oluyor. Şimdi bunu nasıl yapıldığını size göstermek açısından sarımsaklarımı ayıklamadım. İlk önce sarımsaklarımı güzelce ayıklayarak başlayacağım. Böyle ağzı kapaklı, temiz bir kaba ihtiyacımız olacak. Yani yiyeceğiniz miktarda. Ben az yapacağım. Çok fazla yapmıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi ilk önce sarımsak turşusu bu şekilde sadece taze sarımsaktan yapılır. Kurursa eğer o sarımsak turşusu olmaz arkadaşlar. Çok taze. Gördüğünüz gibi iyice soyacağız. Dış kabuklarını atacağız. Soymaya devam edeceğim. Dış kabuklarını istemiyoruz. Şurayı biraz daha kesmem gerekiyor. Bu iyice kabuklarını atacağız. Bıçakla oyabilirseniz bu şekilde daha iyi olur. Hem görüntü olarak da. Evet, çıkarttım. Evet, soymaya devam ediyorum. Ta ki dişleri gözükünceye kadar. Evet, bu kadar yeterli. Bakın dişleri göründü. Şimdi şurasını da alalım. Dış kabuklarına gerek yok çünkü. Şurayı biraz daha kısaltacağım. Ne kadar taze. Ve şurayı biraz daha alabildiğim kadar almaya çalışacağım. Ve bu işlemi yiyeceğiniz ve yapacağınız kadar, sarımsak turşusu kadar sarımsaklarınızı bu şekilde ayıklıyorsunuz. Ve kabınıza güzelce yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımı ayıkladım. Güzelce gördüğünüz gibi başlarını çok fazla kesmedik. Şu kısımlarına dikkat ettik. Ben şöyle yarıya böldüm kavanozuma sığsın diye. Şimdi üstü geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve ya üstüne su geçecek ama taşmayacak bu şekilde. Üstünü geçirecek kadar su koydum. Kapağını kapatıyorum sarımsaklarımın. Ve karanlık, ışık görmeyen serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Ertesi gün
suyunu boşaltacağız. Bu işlemi 3 gün boyunca yapacağız. Yani sarımsağımıza su doldurup boşaltacağız. Evet arkadaşlar, sarımsağım suda durdu. Şimdi suyunu değişme vakti. Kapağını açıyorum. Suyunu boşaltıyorum. Ve tekrar çeşmeden aldığım soğuk suyumu ilave edeceğim. Sarımsakların üstü geçinceye kadar tekrar suyumu ilave edeceğim. Ertesi gün tekrar su değişimi yapacağım. Evet arkadaşlar, ertesi gün oldu yine. Sarımsak turşumuzun suyunu boşaltıyoruz. Bakın nasıl rengi bulanık olmuş. Şimdi suyunu boşaltarak tekrar çeşmeden aldığım suyu ilave edeceğim ve rengi çok şeffaf olacak. Çeşmeden soğuk su alıyoruz. Üstünü geçilecek kadar dolduruyoruz ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Evet, sarımsaklarımı aynı işlemi ertesi günde yaptıktan sonra suyunu süzdüm ve şimdi turşu suyunu hazırlayacağım. Tam ölçülü olarak 1 yemek kaşığı salamura tuzumuz var. İri tuz olacak. Ardından zeytinyağı. Sirke. Eğer doğal evde kendi yaptığınız sirke varsa bu daha güzel olur. Eğer yoksa da hazır sirkeler de olur. Neden olmasın? Benim her ikisinden de var. Her ikisinden de kullanacağım. Limon tuzu katmıyoruz. Su ilave etmiyoruz. Sadece sirke ve tuz. Güzelce tuzumuzu karıştırdıktan sonra üzüm sirkesi kullanıyorum ben bu arada. Güzelce karıştırıyorum. Ve iyice karıştı tuzumuz, hiç yok. Şimdi sarımsaklarımı ilave ediyorum. Üstünü geçirecek kadar, çok fazla doldurursam taşabilir. Ama üstünü geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde küflenir. Şimdi bu şekilde 1 ila 3 gün arası duracak. Ardından ağzını sıkıca kapatıp turşumuz hazır. Buzdolabına yerleştirebiliriz. Ama şu şekilde ağzı sıkıca kapalı olacak ve serin bir yerde, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizler için sarımsak turşusu yaptım. Umarım tarifi beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Yapan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen arkadaşlar takipte kalın. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.